Ah, hiç yalnız bırakmıyorlar bizi. Anne. Açsana. Efendim anne. Pınar'cığım, merhaba. Bir arayıp sesini duyayım dedim. Söyle eve gelsin. Ya da ver telefonu bana ver. Baban konuşmak istiyor. Dur ona veriyorum. Yok yok, hayır anne. Yani şimdi konuşamam babamla anne. Yoldayım çünkü. Uzun konuşamayacağım. Ben sizi sonra arasam olur mu? Tamam, tamam güzelim. Sen rahat bir yere geçince ararsın. Gece Özge'de olacaksın değil mi? Hadi çok öpüyorum. İyi geceler. Ya niye kapattın? Ben de konuşacaktım. Yoldaymış. Konuşamıyorum dedi kız. Sonra arayacak. Hiç beğenmiyorum bu kızın hallerini Figen. Bize düşman kesildi iyice. Niye düşman kesilsin canım? Sen uzun süre yanımızda olmadığın için farkında değilsin. Kızlarımız büyüdü Necati. Çocuk değiller artık. Onların da hayata kendi pencerelerinden bakışları, başka türlü dertleri, sıkıntıları var. Saçlarını yanlarından şöyle ikiye ayırıp renkli tokalar taktığı hallerini düşünüyorum da keşke hep öyle kalsalardı. Keşke hiç büyümeselerdi. Ne zormuş evlat yetiştirmek. Bizim de hatalarımız var Necati. Onları suçlamak yerine durup kendimize de bir bakalım. Ne acı bir şey. Öz babamın sesini duymaya bile tahammül edemiyorum artık. Yüzüne bakınca şimdi mezarda olan milyonlarca masum insan geliyor gözümün önüne. Keşke hiç öğrenmeseydim. Hiç çekmeseydim bu acıyı. Sen ben acı çekmeyeyim diye sakladın değil mi gerçekleri? Karşına geçip babamı savunduğumda bunun için sustun. İçine attın değil mi? Öğrendiğinde nasıl vurulacağını, yaralanacağını biliyordum. Şimdi aynı yük benim omuzlarımda işte. Annemi, kardeşlerimi nasıl söylerim bunu? Nasıl derim babamız sarılıp öptüğümüz, dizlerinde uyuduğumuz babamız bir katil diye? Belki de hiç söylememeliyiz. Yine burada dinlemiştim. Senden Kız Kulesi'nin hikayesini. Çocukken annem anlattığında benim için büyük bir olay olmuştu. Kuleye hapsedilen prensesin hayali aylarca rüyama girmişti. Büyüdüğümde gelip kurtaracaktım onu. Bir kayaya atlayıp kürek çekerek buraya getirecektim. Sonra elleri ellerimde son bir defa bakacaktım kuleye. Çocukken de cesurmuşsun. Depremde yıkıntıların altında hep o prensesi düşündüm. Buradan çıkamazsam o da hep kulede hapis kalır. Dayanmalıyım, çıkmalıyım dedim kendi kendime. İstanbul'a geldiğimde ilk işim buraya gelip kuleye bakmak oldu. Pencereler boştu, prenses gitmişti. Dünyam yıkıldı. Meğer başka bir yerde beni bekliyormuşsun. Karşılaşmamız benim kaderimmiş. Sen benim prensesimsin. Depremde ölen yanımı yeşerten aşkımsın. Yüreğimde aşk dışında bir duygu yok Pınar. Ne intikam ne de kin. Ama yine de kaybettiğin insanların, ailenin, başka masum insanların hesabını birileri vermeli. Cezalarını çekmeliler Genco. Bu babam olsa bile. Teşekkürler. Bu çok güzel kokuyor. Hem de sıcacık. Çok üşüdüysen gidelim. Şimdi ısıtır içimi. Çocukluğumdan beri içmemiştim. O kadar uzun zaman olmuş ki tadını bile unutmuşum. Birçok şeyi unuttuğum gibi. Ne düşünüyorsun Pınar? Annemi. İlkokuldayken bir arkadaşım çok güzel yüzlü porselen bir bebeği vardı. O kadar sevmiştim ki. Oynarken kırdım yanlışlıkla. Sınıfta yalnızdım. Kimse görmemişti. Sonra da korktum söylemeye. Akşam anneme anlattığımda gidip anlatmalı ve özür dilemelisin arkadaşından.
Suçu işleyen kendimiz olsak bile adaletten vazgeçmemeliyiz dedi. Ertesi gün gidip özür diledim arkadaşımdan. Affetti mi seni? Evet. Ama iki tane Barbie bebeğimi aldı. Oyuncak bir bebek için bile adalet isteyen annem... Özge'nin öz ailesini kaybetmesine kocasının neden olduğunu bilse... bunun cezasız kalmasına izin verir mi? Babanın suçu ortaya çıkarsa cezalandırılan sadece kendisi olmayacak Pınar. Annen, kardeşlerin... herkes bunun ağırlığını ömür boyu taşıyacak. Suçsuz yani. Biri ceza çekecekse bu sadece baban olmalı. Onun yükü size taşıtılmamalı. Ailen bunu hak etmiyor. Ne yapayım? Bu korkunç gerçeği saklayarak nasıl giderim o eve? Gitmelisin. Orası senin evin. Onlar senin kardeşlerin, anne. Elbette bulacağız bir çaresini. Onları incitmeden, kırmadan yapacağız bunu. Ama biraz zamana bırak. Belki de sen haklısın. Ama hiç olmazsa bu gece gitmeyeyim eve. Seninle kalayım. Bu bizim ilk gecemiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.